Nasıl kanıtından burada yani. Agresif yapar kasıtla bırakılıyor çünkü. Kasıtla bırakılıyor. Batum, bok büyüleri yapan, büyük kuklaları atan bahçeme, devasa boklar kanla karışık bırakanlar. Cem, penceremin dışına suyla karıştırıp veya başka şeylerle, kimyasallarla dökülen, her gün evimizin etrafına duvarı döktüren, yapılan çişlerde de var. O yüzden özellikle çişleri oraya yapıyorlar ve arabaların önüne, arabaların içine girecek bu ha. Özellikle servisler, otobüsler, metrolar, şunlar, o hep oraya saldırılacak bunlarla. İnsanların toplandığı yerlere, camilere, pazarlara say say bitmez. Bakın, isyan çıkartıyorlar bu şeylerle. Ben, evet, toksoplazma hakkında mesajlar yazıyorum. 2-3 dakika geçti, 4 dakika bu şıkkıntı başladı. Ağacını bağlamış ağaca havlatma oyunu oynuyor. Servis taşıt olayı yeniden başladı. Ve bizimiz köşede. Burada. Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var o köşede senin? Ha? Toksoplazma yaymaktan başka? Gel şimdi. Ne oldu kızım? Yine mi geldin? Yeni bir köpek bu. Yeni bir köpek bu. Ha? Değil mi? Dur biraz çekeyim şunu. Ay. Ha, havlatma oyunu oynuyordun değil mi acaba? Orhan Seyfi Orhan mı Ursa okulundan geliyordun değil mi sen? Hı? Hangi okula gidiyorsun? Orhan Seyfi Orhan okulundan? Burada değilim. Değil. Ha, Üsküdar'da olsun, başka şehirden geldin sen, değil mi? Evet be. Evet, başka şehirden belli. Ne için? Havlatmak için penceremin önünde. Hayvanını bu ağaçların, işaretli ağaçların orada gezdirmek için. Başka? Sıçtırmam ne zaman olacak? Sıçtırsak görevini bitir yani. Duvarını buradan çek. Şedu hokkabazu. Yılmama başladık. Parazitler hakkında. Çünkü saldıkları şey bulmadı. Kasıtla. Anında birkaç dakikada anasın. Evet, başka şehirlerden ithal. Bu hayvanlardan çok geldik biz. Tüm Türkiye'nin hayvanları buraya uğramıştır. Bu kabilenin güttüğü, bu çoban kabilesinin güttüğü tüm hayvanlar buraya uğramıştır. Evet, bunlar nasıl anlatacaklarını çok iyi biliyorlar. Adamı gördüm böyle, ayağını böyle yaptı. Post gibi serildi köpek. Kalkmıyor oradan başka bir hareket yapana kadar. Evet, bunlar çoban
bildiğiniz çobanlardan değil bunlar. Kedi köpek çobanın, şimpülü böcek çobanın, sinek, sivrisinek çobanı var. En önemlisi para fikri, kurtlu mutlu, hastalıklı bok çobanı, bok. Tam aynı noktalara, aynı kanal girişlerine bok çobanı, parazit çobanı hayvanların yerleştirerek tam kanalın çekeceği yere borular, elektrik kutuları, gaz kutuları, boru yolları tam oraya yerleştirecek hayvanları, çünkü parazitler öyle gidiyor. Hayvanların parazitlerinden öyle kurtuluyorlar. Çünkü üretiyorlar kasıtla o parazitleri. Şimdi ya, yayınladığım sağlık şeyleri yani. Sağlık şeyleri durmadan onu kaldıramıyorlar. Bizim karşımızda sıçtıran kel, kurt, köpekli de geldi. Neden geldi belli. Havlama. Havlama işi. Dolaştı etrafında. Bağlamış direğe zavallı köpeği. Evet, kurt köpeklim, gel şuraya sıç kurtlu şeyleri. Geleceğin kaçaklar, büyücü cadısı. Demin masanın altındaydı, yine oraya bağladı havlaması için. Ve yetiştiren medyum anası ve babası. Evden geldikleri belli be. Hep burada gezdirmeler, sıçmalar, buralarda havlatmalar, toplantı nedenleri o, insanlara yüklenmek. Bu park kafeyi ya kapatın ya da hayvan yasak edin oraya. Allah'tan korkun. Bir burada görünüyorlar, evin içerisine parazitler be, uçuşuyor zerre şeyler be. Sıçtıkları boklardan kurtlar kaynıyor, kurtlar kasıtla yapılmış. Bir damla geldi. Evet. Toplantı başladı, mesajlarım ağır geldi. Bu da yeni fırlama buraya. Bir hafta olmadı, sık sık gelecek. Yol çimenlerini satayım. Yol. Belediye yenisini döşüyor. Yol. Hiç olmayan parazitler uçuşuyor etrafından. Zerre jet gibi be. Sinek çobanı hepsi. Gelmeleri böyle sürecek çünkü havlatacaklar. Havlama için orada.
şehirden geliyor, başka şehir ne için? Hayvanat, hayvanlarla baskıcı, insanları kanser eden park kafenin önüne takılmak için. Başka bir nedenden dolayı değil. Saat 10:30. Bakalım ne zaman başladı bu yayınlara. O zaman başladı Allah'ım. 8 dakika önce bu. Bu da. Bu da 7 dakika önce tam bu başladı. Tavlamalar başladı. Ondan önce bunu yayınladı. Kandiya. Bunu da yayınladık. Ondan önce hep böyle sağlık reçeteleri, birkaç tane müzik, sağlık hakkında yayınlarında kaldırmıyorlar. Hemen böyle şeylerden var. Ablamalar eşliğinde bunu izlemeye çalışıyoruz. Bir tane sokak köpeği gönderdik. Hiç kumandalı değil. Orada dikilecek. Şırpıntılar bakacak. Sırıtacak arkadaşların. Bu oyunu oynayacaklar. Bu ağaca tırmanan herif 3 gün 3 gece kediyi oradan bir yavlattıktan sonra ağaca fıt tırmalandı, hemen onu indirdi. Evet. Oyun oynuyor. Birkaç gün önce yine bitti buradan. Uzun süredir yok. Kovuyoruz sanki biz getirtmedik anasını satayım. Yusufça kovuyoruz. Kimse kulakmasın be. Her gün aynı noktalara, aynı kanallara bu hayvanların, gece işçisi hayvanların pisliğini bulunca, kurtlu kurtlu, mikroplu, parazitli sinekli, insan gaza geliyor. Hala tasmasından salındı şimdi. Tasmasından salındı. İşlemde yapacakları belli. En azından avlamalar kesildi. Avlattırana kadar bir daha. Tezgaha bak be. Ve Cerem'in önünde tabi sinekler uçuşuyor. Öf. Anası oradan suratı çıkmasın. Evet. Bunu bir örnek olarak görünme. Bu milletin nasıl çocuklarını bile kendileri gibi acımasız psikopat yetiştirdiklerine dair. Psikopat bunlar be, kabilece, sülalece. Size yemin ederim be, sabahleyin görmüyorum. 3-4 tane köpek buradan geçti. Penceremin önünde zerre sinekler uçuşuyor be. Sinek çobanı bunlar ya. Evet.
Pencerenin önünde işlem devam ediyor. Hiç dinmedi. Saat 11.10 oldu. Akşama kadar burada. Nezle'nin arkasında saklanıyoruz. Kameraya çıkmayacağız. Ne yayınlıyoruz? Toksoplazmosis. Onların özelliği. Etrafa saldırdıkları şey kanserojen. Her iç hastalığın nedeni, her organ hastalığın, her zihinsel sakat doğumların, özürlü doğumların, ölü doğumların, bütün hastalıkların nedeni, zihinsel ve ruhsal bütün hastalıkların, bedensel bütün hastalıkların, kansere kadar onu kaldıramıyorlar. Sanki sikleri yönetiyor bu hayvanlarda. Vallahi billahi. Birden içeride sinekler, zede sinekler belirlendi. Burada şimdi, burada. Allah Allah Allah. Ne oldu kızım? Niye avlatıyorsun? Ha? Hey! Niye avlatıyorsun? Kumandalı avladıklarını biliyoruz. Sadece penceremin önünde avlıyor hepsi. Başka yerde avlamıyorlar. Ha? Bunların başka yerde avladığı yok. Sadece penceremin önünde. Ne oldu? Hava almak için penceremizi açtık. Burada oturacağız. Gezdireceğiz onu tasmasız. Avlattıracağız. Değil mi penceremizin önünde? Sonra ne yapacağız? Tarotlarda değil mi? Bilmiyorum be. Uf. Hala oluyor. İnsanları böyle şişlemişle, pislikle, toksoplazmayla gaza getirip sonra tuzaklar kurup böyle içeriye attırıyorlar bu milletleri. Tezgahlar, tuzakları kurup sinirli görünüyorsun ya. İftira, şahitler dolu kendilerinin. Hepsi kendilerinden. Böyle insanlar içeri attırıyor bunlar. Davalara neden oluyorlar. Pencerenizin önüne uçuşan zerre sineklerle dolduruyorlar. Toksoplazmalarla. Evet, hayatınızı böyle mahvedebiliyorlar. Nasıl bağlantıları var anlatamam. Ordu bunlar. Ancak videolarıma bakıp bunları anlayabilirsiniz. Yeni bir şırfıntı. Her zaman yeni birileri. Birisi seni davaya düşüremiyor. Next. Öyle devam ediyorlar. Davaya düşürene kadar. Yeter ki birinin gözüne kestirsinler. Çalacakları daireyi. Ses değişti. Neye geçtik? Cadıların takvimlerine. Anında başladı. Sadece penceremin önünde, başka yerde olmasın var. Neydi bugün? Yeni ay. 13'ü ayın. Yeni ay işlemi. Bu sayfayı saklayalım.
12.30'u da geçti. Böyle kısa çektim çünkü devamlı yaptılar yani. Birkaç tane örnek çektim sadece. Şimdi gitti gibi. Fakat gelecek kesinlikle. Bunların saldırıları bitmez. Bir baba yiğit yönetici ortaya çıkıp bunların beyinlerini dağıtmadan bitmez. Filoları bile var. Orduları var be. Ne geliyoruz? Çocukları kediyi bizim bahçeye kovma oyunu oynadılar. İçlerinden koşturarak, yüzerek bakın nerede dedi. Bilmem anlatabildim mi? Heykel olduğu yere bakın. Evet, böyle çocuklar yetiştiriyoruz. Bazen gönderiyorlar böyle kanserliğinin önüne sıçma. Öğretecekler mesleği. Gir evine açık. Gir içeride sıç bir yere. Paspasın üstüne veya bir şey. Bu açık odasına kadar daha önce yaptığı şey besbelli. Abi kızım şimdi yap ya, gel oyna onunla, göreyim gözümün önünde ki oynadığını göreyim. Tam ben gelirken değil öyle. Tam ben geliyorum önümde koşturarak. Şimdi oyna, oyun değil lan. Oyun oynuyor bir. Nasıl olsa buraya sıçmayacaktır. Kaldırıyorum. Hayır, bu başka bir şey be. Bu bir senaryo. Alıştırılmış senaryo. Hepsi böyle devlet tiyatroları oynuyorlar. O kız da yine gelecektik. Devlet tiyatrosu oynama. Sık sık. Tatilini burada yapacak. Buraya park kafede tatil yapmaya gelsin. Oyun parkı. Köpeğiyle tatil. Onu sık göreceğiz biz. Mezun. Karnesi iyi gitmiş. Böyle bir mükafat. Sonra daha büyük bir mükafat. Otellerde belki. Yeni devlet tiyatrosu oynayacak. Evet, iyi yetişmişsiniz çocuklar. Yakında pişeceksiniz böyle. İnsanları tuzağa içeri attırmak için, evlerini çalmak için. Bu şirketin gözcüleri oluyor. Bu peşini bırakmıyor. Devam ediyor. Hakim kararı. Ordu kadarı dizini duyduğunu şimdi avukat eşliğiyle sağ Bakırköy'den. Sonra o avukatın ben görüntüsünü yakaladım. Karşıma çıkarttı Allah. Hepsi benim sitemde. Neler yaptıkları belli. İnsanları aslında böyle toplamayla baştan çıkarıyorlar. Ondan sonra böyle saldırılarla, bildiğin için öğrenin artık, saldırılarla, tuzaklarla, kumbaslarla, şahitlerle, sahte şahitlerle, sahte raporlarla başın belada. Evini kaybedeceksin arkadaş. Ekonomik de yüklenme var. Sağdan soldan önlen arkadan.
Evet. Güçlü bir organizasyon bu ben. Her şey böyle paspas altına atılıyor. Hiçbir şey üstünde değil. Hepsi paspas altında. Akbabalar geliyor böyle. Sonra hepsi paspas altına. Sen bittin. Hiçbir şansın yok. Aynı o Illuminati kartında söylediği gibi. Hiçbir şansın yok. Bunlar seni bitirir. Çünkü bunları organize be. Bunu görmeyen aptal. Bir komşu orada, bir komşu orada, bir komşu arkada. Bir sağda, bir solda. Bir önde, bir arkada. Böyle. Güle güle. Polis. Tehlikeli şeyler yaptık. Girelim bir şey. Hakim raporu çıkarabiliriz. Ben yine yanlış söyledim ya. Hakim kararı. Karıştırıyorum yani bunları. Raporu da çıkarabiliyorlar. Neler neler yapabiliyorlar. İşte kanıtı da burada yani. Agresif yapar aslında satayım. Kasıtla bırakılıyor çünkü. Kasıtla bırakılıyor. Batur bok büyüleri yapan büyük kuklalar atan bahçeme devasa boklar kanla karışık bırakanlar. Cem penceremin dışına suyla karıştırıp veya başka şeylerle, kimyasallarla dökülen her gün evimizin etrafına duvarı döktüren yapılan çişlerde de var. O yüzden özellikle çişleri oraya yapıyorlar ve arabaların önüne, arabaların içine girecek bu ha. Özellikle servisler, otobüsler, metrolar şunlar, hep oraya saldırılacak bunlarla. İnsanların toplandığı yerlere, camilere, pazarlara say say bitmez. Bakın. İsyan çıkartıyorlar bu şeylerle ben.